Sevgili arkadaşlar merhabalar. Basamak analiziyle ikinci ünitemizde devam edelim. Şimdi basamak analizi ve çözümlerindeki mantık şu. Harf gördüğümüz anda biliyorsunuz sayı değeri ya da basamak değerine göre bu açılımları yapmamız lazım. Mesela A, B, C, D, E şeklinde bir sayı olsun. Buradaki sayı değerleri nedir dendiğinde mesela D'nin işte normalde son basamaktaki sayı değerimiz D. Aynı şekilde sayı değerimiz C. Sayı değeri ne demektir arkadaşlar? Gördüğümüz değerdir. Ama basamak değeri olduğunda bunun oturduğu basamakla beraber kendisini açmamız gerekiyor. Peki basamak değerinden kastettiğimiz birler basamağı, onlar basamağı doğru mudur? Yüzler basamağı, aynı şekilde binler basamağı. Bu şekilde yazabilirsiniz ve ondan sonra hızlı bir şekilde çözümleme yapmaya başlayalım. İşte birler, onlar, yüzler, binlerse o halde bu açılım buradan 1000A artı aynı şekilde 100B artı 10C artı D şeklinde açılacaktır. Yani harf gördüğümüz anda bütün verileri değer vermektense kesinlikle açmaya başlayalım. A, B, C aynı şekilde yüzler basamağıydı doğru mudur? Açılımı 100A artı 10B artı C şeklinde açabiliriz. Peki toplam ve çıkarma işlemlerinde aynı şekilde basamak analizine göre açmaya başladığımızda birler onlar basamaysa o halde burası 10A artı B artı aynı şekilde 10B artı A eşittir. Aynı olan harfleri toparlarsak buradan 11 tane A, 11 tane de B olacaktır. O halde 11 parantezinde A artı B şeklinde yazabiliriz. Aynı şekilde çıkarma işlemi tabii ki olabilir. Harf gördüğünüz anda kesinlikle verileri açmaya başlayalım. Açılım tekrardan 10A artı B. Sadece şuna dikkat edin. Arada eksi olduktan sonra açtığımız bütün verilerin önü komple eksi olacak. Açılımla devam ettiğimizde burası eksi 10B eksi A şeklinde. Peki bunu toparlarsak 9A eksi 9B'den 9 parantezinde burası A eksi B şeklinde yazılabilir. Yine 3 basamaklı bir sayı. Hızlı bir şekilde açmaya başladığımızda tekrardan burası 100A artı 10B artı C. Arada eksi var, eksiye dikkat edin. Açılımı yaptığımızda 100C eksi 10B eksi A şeklinde. Bakın artı 10'a eksi 10B, artı 10B eksi 10B birbirini götürdü. Buradan 99 tane ne var? A. Aynı şekilde 99 tane de C değerimiz var. O halde burası 99 parantezinde A eksi C şeklinde toparlarsak işlemimiz daha kolay olacaktır. Kısacası harfli olan bütün verilere değer vermektense kesinlikle açma işlemi yapın. Şimdi mesela şuraya açarsak artık açılımı öğrendiysek bunları toparlamaya başlayalım. Şimdi dedik ki burası 10A. 1A da buradan gelecek 11A. 10A da buradan var. O halde burada 21 tane A değeri var. Peki B'leri toparlarsak 10B burası. 1B de burası. 1B de buradan gelecek. O halde burası kaç yapıyor arkadaşlar? 12 tane de B olarak bulunmuş olur. Şimdi bir de 3 basamaklı bazen de rakam değerleri veriyor. İşte ABC şeklinde ya da 2AB şeklinde. Şimdi 3AB, 3 basamaklı sayı normalde çoğu arkadaşım şu şekilde açıyor. Yanlış değil. Bunun açılımı mesela 300 artı doğru mudur? 10A artı B. Tabii bu yanlış değil. Ama eğer ki verilen bir sayı değeri içerisinde AB, BC şeklinde ya da ABC gibi harf ikilileri varsa işlemi kolay yapma açısından şöyle bir şey yapalım. Sadece yüzler basamağını koparın buradaki sayısal değer olarak. Burası 300 kalsın artı mesela AB'yi ayırmayın. Bu aynı anlama gelir. Yani muhtemelen o soruda AB ile alakalı bir veri vardır ve açılımdan daha basit bir şekilde değer vermemiz daha kolay olacaktır. Yine aynı şekilde 2BC, 3 basamak sayıyı açtığımızda burası 200 artı BC şeklinde yazabiliriz. Peki şurayı açalım. AA çarpı BB. Bunun açılımı burası 10A artı A çarpı aynı şekilde burası da 10B artı B şeklinde. Peki burası 11A çarpı 11B. Arkadaşlar çarpma dikkat edin. 11 çarpı 11 121 tane ne olacaktır? A çarpı B değeri elde edilecektir. Ha, demek ki harfli olan bütün verilerle çözümleme mantığında açabildiğimiz kadar verileri açmaya başlayalım. Şimdi mesela bu yaptığımız açılımlarla ilgili yavaştan bir sorulara geçelim. Şimdi AB artı BA 165. Bizden istediği şu. Kaç tane AB 2 basamak sayısı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar yine harfleri gördüğünüz anda açmaya başlayalım. Buradaki açılım 10A artı B artı aynı şekilde 10B artı A eşittir 165. 10A burası, 1A da buradan gelecek. 11 tane A, 11 tane B eşittir 165. Biz bunu 11 parantezine alırsak A artı B eşittir 165. Çarpma olduğu için sadeleştirelim. Her tarafı 11'e böldüğümüzde o zaman A artı B değeri buradan kaç çıkacaktır arkadaşlar? 15 olarak bulunur. İki rakamın toplamı 15 olacak şekilde.
Büyük olan değerleri kullanmaya başlayalım. Ne olabilir? 9'a 6 verebiliriz. Doğru mudur? 8'e 7 verebiliriz. Aynı şekilde 7'ye 8 verebiliriz. Yine aynı şekilde 6'ya 9. Tabii coşup da 10'a 0, 11'e veremeyiz. Çünkü bunlar rakam olduğu için tek haneler olması gerekir. Doğru mudur? Demek ki alabileceği toplamda 4 tane 2 basamaklı AB sayısı yazılabilir. Evet, diğer soruyla devam edelim. AB eşittir B artı 45 ise A artı B en çok kaçtır? Dediğimiz gibi arkadaşlar, harf gördüğümüz anda bütün verileri açmaya başlayalım. Birler basamı, onlar basamı ise açalım. 10A artı B. Şimdi genelde bunu sağ tarafta açmaktansa hemen bunu sol tarafa atalım. Yine açılım burası ne olacaktır? O halde eksi 10B eksi A eşittir buradan 45. Peki burayı toparlarsak 9 tane A, 9 tane B değeri var. Eşittir 45. 9 parantezinde burası A eksi B eşittir 45. Sadeleştirelim. O halde buradan A eksi B değeri kaç çıkıyor arkadaşlar? 5 olarak bulunur. Şimdi bizden en çok değer istiyor. İsterseniz gelin bütün değerleri bulmaya çalışalım. Farkı 5 olan sayıların bütün değerleri bir yazalım ki olmayanları da atalım. Hem de bir tekrar etmiş oluruz. A eksi B 5 ise mesela 5'e 0'dan başlayalım. Aynı şekilde 6'ya 1 olabilir, 7'ye 2 olabilir, 8'e 3 olabilir, 9'a dedik ki 4 olabilir. Şimdi bakın, harflere genelde 0 vermeyin demiyorum ama 0 verdikten sonra kesinlikle soruya bakın. Çünkü basamak olarak baş tarafa geldiğinde o soruyu bozabilir. Ben burada B'ye 0 verdiğimde B 0 başta olmaz, tek basamaklı hale gelir. O halde 5'e 0'ın kesinlikle olmaması, yani olmaması gerekir. Benden en çok değer istediği için o halde 9'a 4 alırız. Buradan 9 artı 4'ten bunun alabileceği en büyük değer 13 olarak bulunur. Şimdi diğer sorumuza geçelim. ABC 3, BC 2 basamaklı sayı olmak üzere kaç tane ABC sayısı yazılabilir? Şimdi çoğunuz muhtemelen bunu harf olarak bütün verileri açmaya çalışacak. Ama genelde şuradan yola çıkmaya çalışın. BC sayısı, 2 basamaklı sayısı, bakın burada da BC var. Bunu kısaltabilmenin yolu, eğer ki birler onlar yüzler basamaysa sadece yüzler basamağını koparın. Burası 100A artı BC'yi ayırmayın. Eşittir 21 tane BC. Ben BC'yi sol tarafa attığımda burası 100A eşittir. Ne oluyor arkadaşlar? 20 tane BC. Her taraf 20'ye bölündüğünde 5 tane A'nın karşılığı BC olarak çıkar. Biz 5 ile bir sayıya çarptığımızda 2 basamaklı sayı elde edeceğiz. Bizden istediği kaç tane ABC sayısı yazılabilir? Şöyle yapalım. A'ya 1 verme şansımız yok. 5 çarpı 1 5 yapar, tek basamaklıdır. O halde buna 2 veririz. 5 çarpı 2 10. Doğru mudur? Yine devam ediyorum. 3 verdiğimizde burası 15 yapacaktır. 4 verdiğimizde 20. Bu böyle devam edecek. Kaça kadar? 9'a kadar. 9 verdiğimizde burası da kaç oluyor? 45. Demek ki A değeri 2'den 9'a kadar toplamda 8 tane değer alıyor. 8 tane de zaten BC sayısı çıkmış oluyor. Demek ki A, B, C 3 basamak sayısı toplamda 8 tane demek ki değer alabilir. Bunlar 210, 315, 420, 525, 630 şeklinde devam edip gidebilir. Şimdi diğer sorumuza geçelim. 2 basamaklı AB sayısı rakamları toplamının x eksi 4 katı, 2 basamaklı BA sayısı rakamları toplamının x eksi 7 katı olduğuna göre x kaçtır? Şimdi okuduğumuzu yazmaya başlayalım. 2 basamaklı AB sayısı, o halde yazıyoruz. AB sayısı eşittir. Rakamları toplamanın A artı B'nin bizden istediği x eksi 4 katı diyor. 2 basamaklı BA sayısı eşittir. Yine rakamları toplamı A artı B'nin bizden istediği x eksi 7 katı. Şimdi birden fazla denklem varsa ya toplayın ya da çıkartın. Önce bir kere toplayarak devam edin. Tabii buradaki çözümlemeyi yaparaktan gideceğiz. Burası 10A. 1A da buradan geldi. Buradan 11 tane A değeri var. Aynı şekilde 11 tane B değeri var. Eşittir. Hadi bütün verileri şöyle bir yazalım. X eksi 4 artı aynı şekilde A artı B çarpı X eksi 7. Ortak olan burada 11 parantezinde. Biz buraya A artı B eşittir. Bakın sağ tarafta da aynı şekilde her ikisinde ortak olan A artı B'lerimiz var. Burası da A artı B parantezinde. Bakın kalanları yazıyoruz. X eksi 4 artı burada kalan değeri de X eksi 7. A artı B'ler birbirini götürdü. 11 parantezinde sağ tarafı da toplarsa 2X eksi 11 çıkıyor. At bu tarafa. 11 artı 11 eşittir 2X'ten. O halde buradan X'in alacağı değerimiz kaç oluyor? 11 olarak bulunur.
Yani kısacası denklem kurma sorularının tamamında harf gördüğünüz anda bütün verileri açmaya başlayın ki uygun olan parantezde aynı olan verileri zaten götürmeye çalışırız. Şimdi bizden istediği diğer soruda da şu. ABC eksi BAC 540 ise kaç tane ABC sayısı yazılabilir? Şimdi kaç tane ABC sayısı diyorsa şimdi olabildiğince bütün ihtimalleri düşünmeye çalışacağız. Bize verilen şu sayıyı açmaya başlayalım. Birler, onlar, yüzler. Dedik ki açılımı 100 tane A, aynı şekilde 10 tane B artı C. Önünde eksi olduğu için buna dikkat edin. Burası eksi 100 B, aynı şekilde eksi 10 A, eksi C eşittir 540 olacak. Şimdi toparlamaya başlayalım. Bakın burada aynı olanlar artı C, eksi C birbirini götürdü. 100 A, eksi 10 A, 90 tane A değeri var. Aynı şekilde 90 tane de B değerimiz var. 540. Her tarafı 90'a böldüğümüzde buradan A eksi B'nin karşılığı kaç çıkıyor? 6 olarak bulduk. Farkı 6 olan sayıları yazmaya başlayalım. Farkı 6 olan sayılar 6'ya 0'dan başlayalım. Olmayanlar atarız. 7'ye 1, 8'e 2, 9'a 3. Şimdi hatırlayın, bir önceki sorumuzda bahsetmiştik. Eğer ki bir rakama 0 verdiğiniz anda 0'ın takibini yapın. Başta mı ya da sonda ya da ortada olmadığına dikkat etmeniz lazım. Ben burada B'ye 0 verdiğimde, bakın B burada 0 olmaz, doğru mudur? Başa geldiği anda soruyu bozar. Demek ki 6'ya 0 olma ihtimali yoktur. Demek ki A ve B değerinin toplamda 3 tane değeri var. Bizden istediği ABC sayıları. Tamam, ABC sayılarını şu şekilde bütün verileri yazmaya başlayalım. A 7, B 1. 7'ye 1. Aynı şekilde 8'e 2. Dedik ki 9'a 3 değeri. Eğer ki bir verdiğiniz değerde bağımsız harf kalıyorsa, ki burada C bağımsız harftir, bütün rakamları alır. Yani kısacası C değeri 700, yani 0 değerini verdikten sonra bu sayı 710 olabilir. 711, 712 kaça kadar gelecek bu? 9'a kadar. 710, 711, 712, 713 o halde burada toplamda 10 tane nedir? ABC sayısı yazılabilir. Aynı şekilde 820 ile başlayacak şekilde 820, 821, 822 kaça kadar? 9'a kadar. Yine burada 10 tane değerimiz var. 930, 931, 932, 939'a kadar toplamda yine burada 10 tane de değerimiz var. Demek ki bu koşulu sağlayacak şekilde toplamda 30 tane ABC sayısı yazılabilir. Şimdi bakın, bu işlemleri yaptıktan sonra sadece tek bir durumu hesaplayın. Tek bir durumu hesapladıktan sonra diğer ihtimalleri de bulma şansınız var. Ha, diyelim ki burada ABC olacak şekilde toplamda birinci ihtimalden 10 tane değer bulduk. Değil mi? Şimdi şunu yaparsın. Bir duruma karşı ben toplamda 10 tane değer yazabiliyorsam o halde 3 duruma karşı 3 çarpı 10'dan dersin ki 30 durum yazılabilir. Şimdi diğer sorumuzla devam edelim. AB eksi ACB eşittir 45 ise kaç tane 3 basamaklı ABC sayısı yazılabilir? Bakın aynı şekilde aynı formattaki bir sorumuz daha. Şimdi çözümleme yapmaya başlayalım. Burayı çözümlersek burası ne olacaktır? 100 tane A, aynı şekilde 10 tane B artı C eksi. Tekrardan buradaki açılım 100 A eksi 10C eksi B eşittir 45. Dursun. Şimdi toparlamaya bir başlayalım bakalım. Artı 100A, eksi 100A birbirini götürdü. Geriye kalanlara baktığımızda 10B eksi 1B. Buradan 9 tane B, buradan 9 tane C'nin karşılığı 45. Her taraf 9'a bölündüğünde B eksi C buradan 5 çıktı. Farkı 5 olan sayıları yazmaya başlayalım. Farkı 5 olan sayılar 5'e 0. Bütün verileri yazalım. 6'ya 1. 7'ye 2, 8'e 3, 9'a 4. C burada bakın 0 oldu. Tabi buna dikkat edin. Başa gelip gelmediğini yine kontrolünü yapacağız. Birler basamağında 0 olabilir. Onlar basamağında 0 olabilir. Problem değil. Ha, demek ki o zaman bu sağladı. Hemen hatırlayın. Bir durum için bir hesabımızı yapalım. ABC için hemen B5, C değerimiz 0'dır. A burada 0'dan başlıyor. 1, 2 kaça kadar? 9'a kadar. Ama dedik ki başa 0 gelmez. Demek ki 1'den 9'a kadar bir durum için toplamda 9 tane biz nedir? 3 basamaklı ABC sayısı yazabiliriz. Teker teker hepsini yapmanıza gerek yok. Bir durum için dedik ki 9 tane toplamda ABC sayısı yazılabiliyor.
Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 durum olduğu için 5 çarpı 9'dan 45 tane biz 3 basamaklı ABC sayısı yazabiliriz. Bunlarda yapacağımız tek şey tamamen bu çözümlemeyi yaptıktan sonra direkt uygun olan değerleri verip bütün durum çerçevesinde kaç ihtimal olduğunu ortaya çıkarmalıdır. Diğer sorumuz ABC eşittir AB artı 232. Diyor ki A artı B eksi C kaçtır? Şimdi hatırlayın bir önceki sorumuzda bahsetmiştik. Aynı olan harfleri ya da bütün harfleri denklemin bir tarafında toplamaya çalışalım. Bu sol tarafta A, B, C değeri var. Eksi burası A, B eşittir 232. Şimdi çözümleme yapmaya başladığımızda 100A artı burası 10B artı C eksi aynı şekilde eksi 10A eksi B'nin karşılığı 232'dir. Şimdi toparlayalım. Burası kaç yapmış oldu? 90 tane A. Aynı şekilde 9 tane B. Artı C eşittir 232. Temel kavramlarda hatırlarsanız her zaman kat sayısı büyük sayı üzerinden nedir? Değer verme yapılır. Kat sayısı büyük olanı yaklaştırmaya çalışalım. Ben burada 90'ı 232'ye yaklaştırmak için 3 verdiğimde 270 yapar, aşar. 2 verdiğimizde 180. Ha 180 ise o zaman bunun sağ tarafından kaç gelmesi lazım? Topladığımızda 52 gelmesi gerekiyor. Doğru mudur? Buraya 52 yapmak için, yaklaştırabilmek için yine aynı şekilde katsayısı büyük olana değer veriyorsunuz. Ben burada B'ye 5 verdiğimde 5 çarpı 9 45 yapacaktır. O zaman C'den de kaç gelmesi gerekiyor? 7. Ha, demek ki biz burada A değerine 2, aynı şekilde B değerine 5, C değerine 7 verdiğimiz anda bu işlemi nedir sağlamış oluyor. Bizden A artı B eksi C'yi istiyor. A değerimiz 2 idi artı B değerimiz 5, C değerimiz de 7. Demek ki bu işlemin sonucu 0 olarak bulunur. Şimdi bakın bu sorularda ben size basit bir yol göstereyim. Hiç bu şekilde denklemler uzun uzun gitmeye çalışmayın. Mesela çözdüğünüzde hep sol tarafta 9'un katı olan bir değer çıkıyor. Bazen bu taraftaki eksi artı olarak geçtiğinde 11'in katı şeklinde bir değer çıkabilir. Siz hemen şunu yapabilirsiniz. Verdiği sayıyı alın. 232'yi hatta şöyle yazalım ikinci yol diyelim. Denklemin sol tarafında 9'un katı çıkacağı için burada hemen 232'yi ben 9'a bölerim. Böldüğüm anda 2 çarpı 9 18 burası 52 5 çarpı 9 45 kalan kaç çıktı 7. Ha bu şu demektir. Burası A'dır burası B'dir bu da C'dir. Bakın bütün değerleri zaten otomatik olarak bulmuş oluyorsunuz. Tamam mı? Hatta isterseniz bunu da ikinci yoldan yapabiliriz. Hatta uzunluğu tekrardan yapalım. Yine AB'yi bu tarafa attığımızda ABC eksi burası AB eşittir 390. Çözümleme yaptığımızda 100A artı 10B artı C eksi. Aynı şekilde 10A eksi B eşittir 390. Toparlayalım. Burası kaç yapmış oluyor? 90 tane A. Yine 9 tane B artı C eşittir 390. Yine kat sayısı büyük sayı üzerinden değer vermeye başlayalım. 390'a yaklaştırabilmek için 4 verirsek 360 yapar. Geriye 30 kaldı. 30'u tamamlayabilmek için buraya 3 veririz. Buradan 27 geldi. O zaman C'ye de 3 verdiğimiz anda bunu sağlamış oluyor. Benden istediği 4 artı 3 artı 3'ten bu işlemin sonucu 10 olarak çıkacaktır. İkinci yol bana verilen sonuç 390. Denklemi yine sol tarafı 9'un katı olduğu için 9'a bölün. 4 çarpı 9 36 burası 30 yaptı 3 çarpı 9 27 3 burası dedik ki A'dır burası B'dir burası da C olarak çıkacaktır. Bunlarda her zaman ikinci yolu kullanırsanız daima işlemimiz çok kısa bir şekilde çıkacaktır. Denklemin sol tarafı 11'in katı olsaydı bu sefer de bu işlem aslında 11'e bölünerek yapılacak. Yani sol taraf 11'in katı ile alakalı verilerde direkt 11'e bölün bölerek daha rahat olur. Şimdi diğer soruda a kare eksi b kare eşittir ab eksi ba sağlayan kaç tane ab sayısı yazılabilir? Bu soruları şöyle söyleyeyim yani 100 kişi bu soruyu çözse kesinlikle arkadaşlar 95'i yanlış yapıyor. Çünkü oradan kök atma ile alakalı bir veri olduğu için yanlışlıkla kök atılıyor ve bu kök atma işleminden dolayı soru yanlış çıkıyor. Az değer buluyorsunuz. Şimdi a kare eksi b kare şu açılımı bir yapalım. Bu açılım neydi? Tabandaki sayıları alıyoruz. 1 eksili, doğru mudur? 1 de artılı yazaraktan çarpıyoruz eşittir. Sağ tarafı açarsak, şöyle direkt açılım halinde yapalım. Burası 10A, eksi 1A çıktı. Buradan 9 tane A var. 9 tane de B var. Devam ediyorum.
Sol taraf a eksi b çarpı, burası a artı b eşittir. 9 parantezinde a eksi b'dir. Yapılan hata şu, burada a eksi b'ler aynı olduğu için birbirini götürüyorsunuz. Sadeleştirme gibi düşünüyorsunuz. Direkt bu taraftaki değerler kayboluyor. Sakın böyle bir şey yapmayın. Bu denklemlerde götüreceksiniz bile kesinlikle içini sıfır yapan değeri bir köşeye yazmanız lazım. Yani bu hataya düşmemek için bunu sol tarafa atın. Burası a eksi b çarpı a artı b eksi 9 parantezinde a eksi b eşittir 0. A eksi b parantezine alırsak, bakın kök bulma yapıyoruz. Buradan a artı b eksi 9 eşittir 0. Şimdi bu iki çarpmanın sonucu 0 olması için ya birinci parantezin ya da ikinci parantezin 0 olması gerekiyor. Birinci durum, a eksi b'nin 0 olması için a'nın kesinlikle b olması gerekiyor. Bu şu demektir. 1 eşittir 1, 2 eşittir 2 değil mi? O zaman kaça kadar gelecek? 9 eşittir 9'a kadar. Toplamda burada 9 tane nedir? A, B sayısı yazılabilir. Sonra burayı yapıyorsunuz. A artı B eksi 9 eşittir 0'dan. Buradan A artı B eşittir 9. Topladığımda 9'u verecek şekilde sayıları yazarsak. Kaç yazabiliriz? Şimdi 9'da 0 kullanamayız ki 0 başa gelmez. O halde 8'e 1'den başlıyoruz. 7'ye 2. Bu böyle devam edecek. Yine 1 ve 8 dediğimiz anda toplamda yine buradan 8 tane de AB sayısı yazılabilir. O halde bu işlemin sonucu 9 artı 8'den dersin ki 17 tane 2 basamaklı AB sayısı yazılabilir. Eğer ki başlangıçta ben bunu uzatmak istemiyorum derseniz ne olur? O sadeleşme işleminde şunu yapma şansınız var. Her ikisinde ortak olanlar a eksi b ya. O zaman dersin ki bununla bu birbirini götürsün. Ama tek bir şartı var. İçini sıfır yapan değerden dolayı birbirini götürür deyin. Sonra devam edebilirsiniz. O konuda problem yok. Ama kafanıza göre bunu sadeleştirmeyi kesinlikle yapamazsınız. Şimdi diğer sorumuza geçelim. 3 basamaklı 3 AB sayısı 2 basamaklı AB sayısının 8 katından 6 fazladır. Bunlar büyük olacak. Buna göre diyor ki BA sayısı A'nın kaç katıdır? Okuduğumuzu yazmaya başlayalım. Şimdi okuduğumuzu yazmaya başlarsak 3 basamaklı 3 AB sayısı eşittir. 2 basamaklı AB sayısının bunun 8 katından demiş ki 6 fazladır. Tamam. Hemen bir çözmeye başlayalım. Hatırlayın. Sadece yüzler basamağını koparırsak burası 300 artı burası AB olarak kalsın eşittir. 8 tane AB var artı 6. 6'yı sol tarafa AB'yi bu tarafa attığımızda sol taraf 294 eşittir. Bunun katı zaten 1 olduğu için 7 tane AB'dir. Her taraf 7'ye bölündüğünde buradan da 42 eşittir AB. Demek ki bizim AB sayımız 42 olarak bulunur. Benden istediği tabii ki şu. BA sayısı, bak okuduğumu yazıyorum. BA sayısı A sayısının kaç katıdır? Şimdi AB sayısı 42 ise BA sayısımız BA sayısı kaçtır arkadaşlar? 24. Tersi eşittir. A değerimiz zaten bizim 4'tü. Buraya da kaç katı dersek demek ki bu kaç katı dediğimiz olay aslında bunun kaç katı oluyor? 6 katı olarak bulunmuş olur. Bu sorular dediğim gibi okulunuzu yazdığınız anda işleminiz her zaman daha kolay olacaktır. Şimdi gelelim hatalı yapılan sorular var. Önce bir uzun yoldan çözelim. Sonra da olabildiğince kısaltmaya çalışalım. Şimdi diğer soruyla devam edelim. Bu şekildeki sorularda arkadaşlar mantık şu. Yapılan hatalı işlemlerde doğru olan sonucu bulmaya çalışacağız. Şimdi önce hatalı olan bir işlem varsa kesinlikle bunu düzeltmeye çalışmayın. Eğer ki soru hatalıysa ve hatalı yapılmışsa siz de hatalı olarak çözmeye çalışın. Peki bunun anlamı ne? Şimdi biz çarpmayı yaparken 3 ile AB'ye çarptığımızda buraya yazarız. Doğru mudur? O zaman burası 3 tane AB demektir. Yazdım. 2 ile AB'ye çarptığımızda sola doğru kayması gerekiyor. Burada bakın kayma yapmamış. O zaman sen de boş ver. Sen de kaymayı yapma. Ben buraya da 2 ile de yine aynı şekilde AB'ye çarpıp buraya yazmış. Sonra eleman hatalı olarak bunu toplamış. Sen de topla. Tamam. Ben de yanlış olarak topluyorum. Burası 5 tane AB demektir. Ben 5AB buldum. Adam 165'i vermiş bana. O zaman bunun nedir? 5AB'ye eşit olması gerekiyor. Mantık bu aslında. Buradan 165 eşittir. 5 tane AB dediğimizde demek ki bizim AB sayımız 33 olarak bulunur. Benden doğru sonucu istiyor. O zaman 33 ile ben 23'ü çarparsam
99, 6, 6. O halde bu işlemin sonucu 759 olarak çıkacaktır. Hatalı yapılanlarda direkt bunu yapın. Yani soruyu kesinlikle düzeltmeye çalışmayın. Mesela yine AB sayısı 34 ile çarpılmış ve doğru sonucu kaçtır diyor. Şunu yapalım hemen. Hatalıysa çarpmaya başlıyorum. 4 ile AB'yi çarparsak buraya yazarız. O halde burası 4 çarpı AB demektir. 3 ile de AB'yi çarpıp buraya yazıyoruz. 3 çarpı AB. Eleman bunu toplamış. Tamam sen de topla. Ben de 7 tane AB olarak buluyorum. Verdiği sonuca eşit de. Demek ki 364 eşittir 7 tane AB'dir. Sadeleştirdiğimiz anda burası 52 eşittir AB. Demek ki sayımız buradan 52 deyip oradan devam edebilirsiniz. Benden istediği işlemin doğru sonucu 52 ile 34'ün çarpımı. 8, 20, 6, buradan 15, 8, 6, 7. Demek ki bu işlemin doğru sonucu 1768 olarak bulunur. Şimdi gelelim ikinci yollarına. Yanlış olan ya da yanlış yapılmış olan sorularda direkt şunu yapabilirsiniz. Bize verilen toplam sonuç neyse sonucu alın 165. Tamam şöyle yazalım ikinci yol. 165 bölü verdiği sayının rakamları toplamı. 3 ile 2'nin toplamı kaç yapıyor? 5. Direkt 5'e bölün sayının kendisini 33 olarak bulun devam edin. Bak direkt kullanabilirsiniz. Yanlış olan yapılan işlemlerde yani alt alta toplamalarda bana verdiği sonucu alıyorsunuz 364. Verdiği sayının rakamları toplamı kaç yapıyor? 7. Böl bunu 7'ye. Demek ki bu sayımız 52 deyip artık 52 ile devam edin. Tamam sevgili arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. ABC BC ile toplanmış. Demiş ki sonuç sıfırdan farklı rakam olmak üzere en büyük ABC sayısının rakamları toplamı kaçtır? Sonuç sıfırdan farklı rakam olacak ve en büyük ABC sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi bakın şöyle bir şey yapalım. Benden istediği en büyük ABC sayısı olduğu için tamam en büyük ABC sayısını benim aklıma A'ya maksimum 9 değerini vermesi gerekiyor. Şimdi en büyük ABC sayısıysa ben burada B'ye 9 verdiğimde bak dikkat edin. 9, 9 kaç yapıyor? 18. Bir sol tarafa o yüzdelik olan kısma elde gittiğinde bu sefer de buradaki 9 10'a dönecek. Yani burası 1000 ile alakalı bir şey çıkacak. 0 elde edilecek. Doğru mudur? Demek ki o zaman buradan B'lerin toplamından elde gitmemesi gerekiyor. Buraya öyle bir sayı yazın ki sol tarafa elde gitmesin. Ama C'den ne gelirse gelsin problem değil. Benim aklıma şu geliyor. Madem ki en büyük ABC sayısı ise dikkat et şimdi. C'ye 9 verirsem 9 9 kaç yaptı? 18. Doğru mudur? C değerimiz buradan 9. Elde 1. 1 elde buraya gitti. Ben burada B'ye 5 5 versem 10 yapar. Bir de elde 11 olmaz. Sol tarafı 1'e tamamlıyor. O zaman buraya en fazla kaç değer vermemiz gerekiyor? 4 değer vermemiz gerekiyor ki 4 4 8. 1 de elde gelecek. 9. Sol taraf 9. Demek ki sonuç 998 olarak çıkar. Bizden istediği bu koşulu sağlayan en büyük ABC sayısı. O zaman A değerimiz 9, B'ye 4 demiştik. C de buradan 9 olarak çıkar. Bunları da toplarsak 22 olarak bulunur. Bu soruya dikkat edin. Tamam mı arkadaşlar? Bizden istediği sonucun büyük olması vesaire falan değil. Sonuç sıfırdan farklı rakamsa B'lerin toplamından kesinlikle sol tarafa elde gitmemesi gerekiyor. Şimdi gelelim diğer sorumuza. ABC sayısı 123 ile çarpılmış. Fakat çarpma ters olarak gidiyor. Şimdi normalde biz sola doğru kayarak gidiyorduk ama bu sağa doğru kayarak gitmiş. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hiç uğraşmadan. Yine en basit yol hatta diyelim ki pratik yol. İşleri gibi çarpma yapmadan. Bana verdiği sonucu alın. 78.966'yı dikkat et. Madem ki bu çarpma ters yapılmışsa verdiği sayıyı siz de ters çevirin. 321. Oturun 321'e bölün. Başka bir şey yapmayın. Çarpma ters gittiyse sen de oradaki yapılan çarpma işlemindeki çarpımı ters çevireceksin. Sonuca böldükten sonra sayı zaten rahat bir şekilde bulursunuz. Bir kez hesaplayalım bakalım. 2 kez var. Doğru mudur? Burası 2, 4. Buradan da 6 çıktı. 7, 4, 147. 147 de yok. Doğru mudur? Buradan aynı şekilde 6'yı çektik. Söyleyelim bakalım şimdi. Burada kaç kez vardır? Muhtemelen 4. Burası 4 oldu. Yine 8 oldu. 4 çarpı 3, 12. 2, 9,
Yine 6'yı çektik. Buraya da kaç yazalım? Muhtemelen 6 olacaktır. 6, 12, 18, 19, 0. Demek ki bizim sayımız 246 olarak bulunur. Bu şekilde ters giden çarpmalarda sonucu alıyorsunuz. Verdiği sayıyı ters çevirip, tamam mı? Çünkü çarpma ters yapılmış, sen de sayıyı ters çevirip ki düzeltmeye çalışacaksın. Böldüğünüz anda sayının kendisi çıkmış olacaktır. Şimdi diğer sorumuza devam edelim. A0 artı BA bölü BA eksi AB 8/3 ise B kaçtır? E hadi bakalım, çözünümü yapmaya başlayalım. İlk önce payımızda A0 ise bunun açılımı neydi? 10A artı 0 dursun değil mi? Aynı şekilde burayı açıyorsunuz. 10B artı A bölü. Alt tarafı toparlarsak. Şimdi bakın burası 10B yapar. 1B de buradan çıktığında 9 tane B değerimiz var. 9 tane de buradan A değerimiz var. Eşittir bu işlemin sonucu 8 bölü 3'tür. Yukarıyı toparlarsak 11 tane A değeri var. Aynı şekilde 10 tane B değerimiz var. Alt tarafta 9 parantezinde B eksi A eşittir 8 bölü 3. Sadeleştirelim. Aynı şekilde gitti. Buradan kaç kaldı? 3. 11 A artı yukarısı 10B eşittir. 8 ile çarparsak burası 24 tane B olacaktır. Yine eksi 3 A, 24 tane de A değeri var. A'lar bir tarafta, B'ler bir tarafta olsun. Artı 24 A olarak geçtiği için sol tarafta 35 tane A eşittir. Sağ tarafta 14 tane B var. Sadeleştirelim. 35 5 çarpı 7 7'ye bölünecek. 7'ye bölersek burası 5 çarpı A eşittir 2 çarpı B. Bu koşulu sağlayacak şekilde yazalım. 5 tane A'nın 2 çarpı 2 tane B'ye eşit olduğunu söylüyor. Bu koşulu sağlayan A 2'dir. Doğru mudur? B değerimiz de kaçtır? 5. 10'da işledik. 20 yapmak için B'nin 10 olması lazım ki olamaz. Benden sadece B'nin tek değerini istiyor ki tek değerimiz var zaten. B 5 olarak bulunur. Çözümdeki mantık bu. Harf gördüğünüz anda bütün verileri kesinlikle açın. Şimdi bir de sayfa soruları var. Mesela bir kitaba sayfa numaraları basılırken toplamda kaç rakam kullanırsın? Ya da bu kadar rakam kullanılan bir kitap kaç sayfadan oluşur şeklindeki sorular. Bu periyotları yazalım. Çünkü periyot kullanımını sorular içerisinde bize soruyorlar. Şimdi bir sayfaya sayfa numarası basılırken acaba 99 sayfalık bir kitap için işte birinci sayfadan 9. sayfaya kadar kullanılan rakamlar 10, 11, 12 dediğinde bütün rakamlar mevcut. Bütün değerleri bir kullanmaya başlayalım. Şimdi söyleyeyim bakalım. Sayfa numarası basılırken birinci sayfadan başlayıp 9. sayfaya kadar toplamda 9 tane rakam kullanır. Tek basamaklı olacak şekilde. Ben şimdi 10. sayfa, 11. sayfa, 19'a kadar geldiğimde 10'dan 19'a kadar toplamda ne var? 10 tane sayımız var. Doğru mudur? 10, 11, 12, 13 şeklinde. Peki her sayıda 2 tane rakam kullanıldığı için bu periyotta toplamda 20 tane ne vardır? Rakam kullanılmıştır. Devam ediyorum. 20'den başlayıp tekrardan 29'a kadar yine 20 rakam. Bu böyle devam edip gittiğinde 90'a kadar geldiğimizde 90'dan 99'a kadar yine 20 tane o periyotta rakam kullanılmıştır. Şimdi dikkat edin. 10'dan 90'a kadar mesela saydığınızda 10'arlı 10'arlı gidiyor. Doğru mudur? İşte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Yani 9 tane değer var. O halde her periyotta 20 tane kullanılıyorsa 9 periyotta toplamda 180 tane burada rakam kullanılır. Kural şu. Bir sayfaya sayfa numarası basılırken birinci sayfadan 99. sayfaya kadar toplamda hemen yazıyorum. 99 sayfalık bir kitapta 189 tane ne yapılıyor? Rakam kullanıldığı kesindir. Artık bundan sonra sayılmaz. Şimdi kural şu. Bana verdiği sayfa 424 sayfalık bir kitabın ben ilk 99 sayfasını biliyorum. Bildiğin sayfaları çıkaracaksın. İlk 99 sayfasını bildiğim için çıkar. Burası 5, 2, 325 sayfa yaptı. Artık 100, 101 dediğimiz anda her normalde sayıda 3'er tane rakam kullanıyoruz. O zaman 325 sayfalık her sayfa için 3 rakam kullanıldığı için ben bunu 3 ile çarparım. Buradan 975 tane nedir? Rakam sadece 3 basamaklarda kullanıldı. Benden istediği sayfanın tamamı için. O halde 189 sayfa, 189 rakam sadece 99 sayfada kullanıldı. Artı
Üzerine bir de 975 tane rakam ve 3 basamaklarda kullanıldı. Toplarsak burası 4, 6, 1164 tane rakam sadece 424 sayfalık bir kitapta kullanılmış olur. Amaç bu. 99 sayfalık bir kitapta kaç rakam kullanıldığını bildikten sonrası geriye kalanı basittir. Yani bunun diğer tip sorusunda da bu sefer de rakamı veriyor, rakamdan da sayfaya çeviriyor. Mesela 1044 rakam kullanılan bir kitap kaç sayfadır? O zaman sen şunu yapacaksın. Ben 189 rakam kullanılan bir kitabın toplamda 99 sayfadan oluştuğunu biliyorum. O zaman bildiğin rakamları çıkart bakalım. Burası kaç yapıyor? 5. Aynı şekilde 3, 5. Burada kaç kaldı? 9, 800. Diyoruz ki kardeşim 55 tane burada rakam var. Şimdi söyle bakalım 855 tane rakam sadece 3 basamaklılarda kullanılan. Ben sayfadan rakama gitmek için 3 ile çarpıyordum. Rakamdan da sayfaya gelmek için bu sefer de ne yapmamız lazım? 3'e bölmemiz gerekiyor. Ben 855 rakamı 3'e böldüğümüzde buradan da 6 kaç çıkıyor? 25, 3 çarpı 8, 24, 15, 285 sayfa demek ki sadece 3 basamaklı sayfalar varmış. O halde benden istediği bu kitabın kaç sayfa olduğu? 285 sayfa 3 basamaklı. 99 sayfada birden başlayıp 99'a kadar sayfaların adeti topladığımızda burası 4, 8 deriz ki 384 sayfalık demek ki bir kitapmış. Yani ana kuralı şu. Bana verilen rakamdan bildiğin rakamları çıkar. Geriye kalan rakamlar her biri 3 basamaklı sayılardan oluştuğu için hemen bunu 3'e bölerim. Bu kadar 285 tane sayı var aslında. Bu şu anlama geliyor. 285 tane de sayfa var demektir. İlk 99 sayfasıyla bulduğun 3 basamak sayfaları topladığınız anda zaten bütün sayfaları elde etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar çözümleme kısacası basamak analizi bu kadar. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.